DAMOK projesine baktığımız zaman o günün şartlarında kabul edilebilir bir proje niteliğinde. Yani şöyle karşılaştırmak gerekir, bugünün telefonları ile o günün telefonları gibi. Büyük bir ihtimalle o proje hayata geçirilmiş olsaydı, ondan sonra yapılacak eklemelerle, düzenlemelerle ve revizyonlarla bugün çok daha sağlıklı bir atık yönetim sistemine sahip olabilirdik. Revizyon dediğimizde atıkların arıtılmadan alt akıntıya deşarj edilmesi ve burada bu atıkların bir noktaya kadar seyrelmesi ve bunların Karadeniz'e taşınması yönündeydi. Halbuki DAMOK projesinde arıtma tesisleri deniz kıyısındaki alanların daha kıymetli, daha pahalı olmasından dolayı daha kara içine, özellikle İstanbul'un kuzeyine taşınması öngörülüyordu DAMOK projesinde. Kamp Teksel'de bunların hepsinden vazgeçildi ve sistem kuşaklama kolektörleriyle kirletici unsurların toplanıp işte 60 metreler civarında alt akıntıya verilmesi şeklinde revize edildi. Ve bu çok büyük bir kesim bilim insanlarının itirazına rağmen hayata geçirildi ve anahtarın çevrilmesinden aşağı yukarı 6 ay, 7 ay sonra da ilk etkilerini ciddi bir şekilde görmeye başladı. Kamp Teksel projesinde alt akıntıya belirli bir deşarj yapıyoruz. Deşarjlar da oksidasyonu sağlıyor ve suda çözünmüş oksijeni azaltıyor ve çok ciddi sorunlara neden oluyor. Ondan evvel çok noktadan deniz yüzeyinde yine arıtılmadan yapılan deşarjlar vardı. Ancak tabii bu karşılaştırma olamaz ama atmosferle olan temasından dolayı o deşarjlar Kamp Teksel'de önerilen ve uygulamaya sokulan deşarjdan daha az zararlıydı deniz için. Çünkü üst su akıntısına bunlar deşarj ediyordu, yüzeye deşarj ediyordu. Yani öyle bir yöntem yapıldı ki zaten oksijence fakir olan sulara oksijeni daha da fakirletecek bir deşarjın önü açılmış oldu. Belki eğer DAMOK devam etmiş olsaydı ve onun prensipleri çerçevesince bir atık yönetimi yapılmış olsaydı belki bu sorunlarla karşılaşılmayacak veyahut da daha az karşılaşılacak. Eğer karşılaşılıyor olsaydı bunların revize edilme olanağı da daha kolay olacak. Marmara Denizi bizi çevreleyen denizlerden çok daha zengin nitelikte, çok daha yüksek biyoçeşitliğe sahip bir su kütlesiydi. Ama 89 senesine gelindiğinde ondan evvelki tartışmalar sonucunda Akdeniz'den gelip Karadeniz'e giden ama bunun %10'u ancak Karadeniz'e ulaşabilen Akdeniz kökenli dip akıntıyı bir taşıyıcı bant olarak kullanma cin fikri ortaya atıldı. Ve başta İstanbul'un kanalizasyonları olmak üzere işte bu da bunun da örnek olması sonucu Marmara'nın civarındaki hatta daha sonra tüm Türkiye'ye yayıldı. Atıklar arıtılmaksızın burada seyrelmesi beklenerek ve Karadeniz'e taşınması beklenerek bu uygulama başlatıldı. Artık 2000'li senelerden beri Marmara Denizi'nde oksijenin olmadığı anoksik bölgeler bulunmaya başladı. İlk önce müsilajın oluş nedenlerine bakmak lazım. Kirletici unsuru alıcı ortama boca ediyorsunuz.
Dayanabilen türler kalıyorlar, dayanamayan türler orayı terk ediyorlar. Bizim bu müsilaj dediğimiz de bir Alp patlaması. Dayanıklı bir tür, aynı oklava şeklinde bir canlı, içinde yüce içi sıvısı var. Bu çok büyük miktarlarda ürüyor ve ondan sonra kırıma uğruyor, ölüyor. Ve kırıldıktan sonra da hücre içi sıvısı ortama yayılıyor. Biz buna müsilaj adını veriyoruz. Müsilaj dolaylı yoldan kirliliğin direkt indikatörü. Ortamdaki tür çeşitliliğin azalmasının sonucu. Bu uygulamaları temel teşkil eden Camptekser projesinde yurt dışında bazı firmalara çevre etki değerlendirmesiyle ilgili çalışmalar yaptırıldı. Onlarda da çok açık bir şekilde yazıyor, deniyor. Eğer bu uygulamayı yapacak olursanız işte Marmara Denizi'nde balıkçılığın sonunu getirirsiniz. Birçok alanda anoksik bölgeler oluşur. Çalışmalar akıntının kesintisiz olarak Karadeniz'e gittiği üzerine bina edildi. Ha, velev ki akıntı Karadeniz olduğu gibi gitseydi bile siz atıkları tamamen Karadeniz'e postalamış olacaktınız. Sonuçta belki Marmara daha az kirlenmiş ama Karadeniz yok olmuş olacak. 89 senesine gelince de revize edilen, tırnak içinde söyleyeyim, Camptekser projesi uyarınca Haliç kuzey ve güneyinden kuşaklama kolektörleriyle çevrildi ve Haliç'e giden kirletici unsurlar bu kuşaklama kolektörleriyle toplanıp ahır kapı önünden 62 metre derine alt akıntıya yine taşıyıcı bant olarak kullanmak üzere deşarjı başladı. Bu 89 senesinin başlarında oldu. 89 senesinin Ekim ayında ise biz bunu da içine alan işte Üsküdar, Kartal, Adalar alanı içerisinde çok ciddi balık ölümlerine rastladık. Marmara Denizi ciddi anlamda tür çeşitliliğini o noktada kaybetti. Yani bunu geri kazanmasının da pek olanaklı olduğunu ben düşünmüyorum. Mesela Camptekser'den evvel yapılmış olan DAMOK raporunda bir ibare var. İstanbul için o zaman arıtma tesislerini deniz kenarında önermiyor. Bunların kuzeye doğru taşınmasını öneriyor. Atıkları belirli bir noktada, hani gözden uzak diyeyim, orada arıtımını yaparsınız ve arıtımını yaptıktan sonra da oradan dağıtımını yaparsınız. Arıtılmış tatlı suyun, bundan elektrik enerjisi alıyorsunuz, işte biyogaz alıyorsunuz, gübre olarak kullanabileceğiniz bölümü var. Çok ufak bölümü de yakıma gidiyor. Türkiye su fakiri bir ülke. Siz arıttığınız bir tatlı suyu deniz gibi tuzlu su ortamına veriyorsanız çok zenginsiniz demektir. Bugün itibariyle buna bakıldığında buna bir üst iradenin el atması gerekiyor. Bu da tek madde. Yani Marmara Denizi alıcı ortamı olarak kullanılamaz. Bitti, nokta. Eylem planları falan değil. Artık eylem yapılması gerekiyor.